ikinci. Tarladan bozma pistte koşu, su borusundan yüksek atlama, minder yerine yatak. Öğrenciler atletizm seçmeleri için iptidai koşullarda yarıştı. Bodrum'da skandal görüntüler kaydedildi. İşte. 2017 yılında bu kadar ilkel şartlarda bir yarış organize edilmemeliydi. Turizmin göz bebeği Bodrum'da daha iyi imkan ve olanaklarla bir yarış düzenlenebilirdi. Türkiye'nin en iyi sporcularını seçmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü harekete geçti. Ancak atletizm yarışı için atletizm pisti olmayan Turgut Reis Stadı seçildi. Hakem yerine beden eğitimi öğretmenleri görev aldı. Derme çatma araç gereçleri gören öğrenciler şaşkına döndü. 8 okuldan 170 öğrenci katıldı yarışlara. Her şey risk taşıyordu. Yüksek atlama için hazırlanan minderler 20 metrekare olması gerekirken 5 metrekareydi. Bu yüzden bir kız öğrenci kafasını toprak zemine çarptı. Yüksek atlamada çocuklar su borularından yataklara atladılar. İçler acısıydı. Mümtaz Koca. Minder küçük gelince hakemler bu çözümü buldu. Eski yaylı yataklar minderin çevresine serildi. Yaylı yataklar nispeten işe yaradı ama çıta tehlikesi aşılamadı. Çünkü esnek olması gereken o çıta aslında su borusuydu. Öğrencilerin sakatlanması an meselesiydi. Her seferinde yamulan boru için öğretmenler devreye girdi. Yarış sahası ise köstebek yuvasını aratmıyordu. Öğrenciler tempolarına ya da hızlarına değil, önlerine bakmak zorunda kaldı. Birbirlerini geçmekten çok düşmemeye uğraştı. Maalesef resmi olan bir yarışta resmi olmayan hakemler ve olmayan kronometrelerle çocuklar koştu. Yanlış derecelerle dolayısıyla. Bazı sporcuların baygınlık geçirdiği yarışta ilk dörde giren öğrencilere madalya verildi. Rekortmen eski milli hakem Selma Akgün yaşananlara tepki gösterdi. Tarladan bozma bir alanda çocuklar kıyasıya mücadele etmek zorunda kaldılar. Keşke gereken yetkililer burada olsaydı da bugün en güzel cevabı sanırım görerek alırlardı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ise görüntülerden sonra harekete geçti. Bakanlık Spor İlçe Müdürü, Atletizm İl Temsilcisi ve yarışmanın direktörlüğünü yapan öğretmenler hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. İşte.